Hepinize merhabalar. TÜİK'ten enflasyon verilerini aldık. Nisan ayı enflasyonu beklentilerin bir parça altında gerçekleşti. %2,75'ti piyasa beklentisi, ortalama piyasa beklentisi. %2,39'luk bir enflasyonla karşılaştık. Aslında yıllık bazda da düşüşü bekliyorduk. Nitekim %50,5'ten 43,68'e gerilemiş oldu enflasyon. Çekirdek enflasyonda da düşüş var. Katılık gösteren hizmet enflasyonunda da düşüş var. Bütün kalemlerde aslında gerileme söz konusu. Çok beklenmedik bir durum değil. Baz etkisi dolayısıyla önemlice bir düşüş görmeyi bekliyorduk. Aylık bazda bir parça beklentilerin altında gelmesinde baz etkisinin yanı sıra yapılan işte doğalgaz, elektrik indirimleri, fiyat indirimleri etkili olmuş gibi görünüyor. Nitekim katkılar bazında baktığımızda yani 2,39'luk enflasyonu neler oluşturmuş diye baktığımızda konut kaleminin yani kira, işte faturaların içerildiği konut kaleminin enflasyonu, toplam enflasyonu 0,23 puan aşağı çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla yıllık enflasyonda da düşüşün bir kısmı buna aitmiş gibi görünüyor. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü genele yayılmış bir düşüş söz konusu değil. Hani olağan şüpheliler dediğimiz işte gıda, ulaştırma, kur geçişkenliğinin söz konusu olduğu kalemlere baktığımızda hepsinde yine yüksek seyir görüyoruz. Yani mesela gıda 1,1 puanını oluşturuyor toplam enflasyonun. 0,36 puan lokanta ve otellerden gelmiş. 0,37 puan ulaştırmadan gelmiş. Daha katılık arz eden kalemler, riskli kalemler yine enflasyona önemli ölçüde katkıda bulunmuş gibi görünüyor. Burada çekirdek enflasyona tabii dikkat ediyoruz. Yani gıda, enerji, tütün, altın gibi kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyona dikkat ediyoruz. Burada da önemlice bir düşüş var. Yani 40'ın biraz üzerine 40,96 olarak gerçekleşmiş C endeksine göre. Yani enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler, tütün ve altın. Yani tamamen dalgalı seyreden kalemlerin tamamının hariç tutulduğu enflasyonda önemli bir düşüş görüyoruz. Buradan sonrası baz etkisi ortadan kalktıktan sonra devam edip etmemesine bağlı olacak. Yani çekirdek enflasyondaki düşüşün devam edip etmemesi. Burada bir detay da mal ve hizmet enflasyonu olarak takip ettiğimiz iki tane ayrım. Mal enflasyonu enerji fiyatlarının düşmesiyle, kurun düşmesiyle, beklentilerin değişmesiyle çok hızlı bir şekilde gerileyen bir kalem. Nitekim Ekim ayında %80'lerde olan enflasyon, mal enflasyonu %30 küsurlara gelmiş vaziyette. Ama hizmet enflasyonunda o kadar büyük bir yol alma görmüyoruz. Hizmet enflasyonunda %60'lardan 60,24'tü örneğin Ekim ayında 52,7'ye bir düşüş. Yine düşüş yok mu? Evet var tabii ki de. Ancak çok hızlı bir düşüş değil. Mal enflasyonu kadar düşük değil. Bunun arkasındaki yatan temel nedenlerden bir tanesi kira enflasyonu. Halen %60'larda. Lokanta ve oteller halen 59,77 neredeyse %60 seviyesinde. Dolayısıyla gıda artıyor ama ikincil etkileri böyle lokantalarda, kantinlerde, işte restoranlarda kendisini göstermeye devam ediyor. Bunu kırmak oldukça güç. O yüzden de baz etkisinden sonrasını hepimiz merak ediyoruz. Yani Mayıs ayından sonra, Haziran'dan da sonra hatta ikinci yarı diyebiliriz. Ekstra çabaya ihtiyaç duyacak enflasyonda düşüş, baz etkisi ortadan kalktığı için. Bu noktada seçim sonrasındaki ekonomi yönetiminin nasıl bir politika izleyeceği enflasyon bundan sonraki seyri için çok kritik. Senaryolarla çalışıyoruz. Net bir beklentimiz bizlerin de yok. Hiçbir ekonomistin yok şu aşamada. Seçim sonrasındaki politikaların nasıl şekilleneceğine bağlı olacak. Konvansiyonel politikalara dönülmesi, sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, iç talebi destekleyen unsurların ortadan kalkması enflasyonda bir düşüşü getirecektir. Ancak etkileri tabii gecikmeli bir şekilde geliyor. O yüzden de bu senenin enflasyonunun %40 üzerinde. Hatta bu politikalar uygulanmazsa yani genişlemeci veya iç tüketimi destekleyici politikaların devam etmesi %50'nin üzerine bir enflasyonla bizi baş başa bırakacak. Ve dahası 2024'de de yüksek enflasyon ortamı sarkacak gibi görünüyor. Ama tam tersi bir eğilim. Biz bunu 2001 krizinden sonra da yaşadık, 2018'deki türbülansta da yaşadık.
hızlı sıkılaştırmalar sonrasında çok çabuk reaksiyon veriyor enflasyon. Güvenin de geri gelmesiyle birlikte, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte hızlıca bir düşüş görebiliriz. Yine de bu sene için erken ama 2024'te en azından anlamlı bir düşüş, belki de %30'lara, %30'ların altına doğru bir düşüş görmemiz olası. Burada hani gıda bir risk tabii, yani iklim koşullarının nasıl şekilleneceği, enerji, küresel enflasyonun nasıl şekilleneceği, küresel büyümenin nerelere getireceği. Ama en azından çekirdek tarafı aşağıya çekebilirsek, yani bunların hariç tutulduğu tarafı aşağıya çekebilirsek daha hani kontrollü bir şekilde enflasyonu birkaç sene içerisinde en azından yine tek haneli veya düşük çift haneli oranlara doğru çekmemiz mümkün olabilecek. Çok muğlak konuşuyorum mecburen, çünkü tam seçim öncesi dönemde piyasalar da oldukça karışık, beklentiler de oldukça karışık. Muhtemelen bir sonraki enflasyon gerçekleşmelerini paylaşırken seçimi geçirmiş olacağız. Bir parça daha yönü görüyor olacağız. Henüz Mayıs enflasyonunu konuşuyor olacağız 3 Haziran'da, ama yine de hani resim belki de bir parça daha netleşmiş olacak. O zaman yıl sonuyla ilgili beklentilerimizi daha net paylaşabiliyor olacağım. Dolayısıyla şimdilik bu Nisan ayı enflasyonu ile ilgili notlarımız bu şekilde. Önümüzdeki dönemde tekrar yeni gelişmelerle birlikte olacağız. Hepinize iyi günler.